Selamünaleyküm kıymetli dostlarım. Marmaris'e bağlı Kızıkum'dayız. Burası gerçekten meşhur bir yer, çok da güzel bir yer. İnsanlar denizin ortasında yürüyorlar, şu anda görmüş olduğunuz gibi. Birazdan ben de oraya doğru hareket edip o akıma ayak uyduracağım. Denizin ortasında ben de yürüyeceğim. Karavanımı hemen buraya park ettim. Hemen sahile yakın. Yanımda yine karavanlı bir arkadaş daha geldi. Güzel burası. Şimdi yavaş yavaş Kızıkum'un olduğu mevkiye doğru hareket ediyorum. Yüzdük. Önceden bir girdik, keşif yaptık, yüzdük. Yarın sabah dalış yapacağız. Kayalıklar var ileride. Küçük bir adacık var. Kanoyla gidip adacığın etrafına dolanacağım. Uygun olan bir koyla da dalış yapacağım. Güzel. Yalnız burada bir şey dikkatimi çekti. İnanılmaz derecede çok yelkenli var. Adım başı yelkenli. Çok güzel ya. Görseli çok güzel. Çok beğendim. Muğla gerçekten güzel memleketimin kendi köşelerinden biri. Marmaris ayrı güzel. Akdeniz ayrı güzel. Fethiye'si ayrı güzel. Bodrum'u ayrı güzel. Milas'ı ayrı güzel. Dalaman'ı ayrı güzel. Datça'sı ayrı güzel. Hani her ilçesi birbirinden güzel bir yer. Muğla'yı seviyorum ya. Gittiğim yer ile sahile olan mesafe yaklaşık olarak 250 metre. En uygun yer orasıydı. Hani böyle yol kenarına park etmektense hemen önümde zaten park var, yeşillik var. Çeşme var dibimde. O çok büyük, güzel. Bir de priz var. Gerçi elektriğe çok ihtiyacım yok. Güneş panelim yetiyor bana. Ama su büyük bizim için önemli. En azından rahat rahat duşumuzu alabileceğiz. Bulaşıklarımızı, eşyalarımızı oradaki suyla rahat rahat yıkayacağız. Bu da bizim için avantaj tabii ki. ODTÜ'de okuyan genç bir kardeşim bana eşlik ediyor. Onunla da şehirde tanıştık. Marmaris'te tanıştık içmelerde. Kamping alanında kamp yapıyorduk kardeş. O da çadırıyla geziyor, bir çantasıyla. Bana eşlik ediyor da. Beraber Marmaris'e geziyoruz. Şimdi biraz buradayız. Birkaç gün burada kalacağız. Ondan sonra istikamet Datça. Yani çok sayıda yat var burada. O çok dikkatimi çekti. Zaten burası doğal bir liman görevi gördüğü için insanlar yatlarını buraya getiriyorlar haklı olarak. Yani Muğla'nın her tarafında dalga olur, herhalde burada olmaz diye düşünüyorum. Kano yapmak için çok uygun. Çok dalga yok, akıntı yok. Fırsatları değerlendireceğim yarın. Sabah erkenden kalkıp ilk işim fırsatları değerlendirmek olacak. Kıymetli dostlarım, şu anda Kızıkum'dayız. Burası gerçekten cennet vatanımın cennet köşelerinden bir yeri. Çok güzel bir yer. Karşıya kadar denizin üzerine yürüyebiliyorsunuz. Öyle güzel bir özelliği var buranın. O yüzden çok kalabalıktı. Biraz sakinleşmesini bekledik. Şimdi sakinleştikten sonra da videomuzu çektik. İnşallah burayı gelip görmek isteyen dostlarım için faydalı bir video olmasını temenni ediyorum. Yarın sabah ilk işimiz kanoyla kıyıları keşfetmek olacak. Dalış yapacağız. Güzel koylar varsa onları bulacağız ki burada çok güzel koylar olduğuna inanıyorum. Çünkü inanılmaz derecede yelkenliler var burada. Her taraf yelkenli. Şöyle etrafa döndüğün zaman bu şekilde arkalara kadar her tarafta yelkenli var. Çok güzel. Gerçekten güzel bir yer ya. Cennet. Muğla Türkiye'nin bence cenneti ya. Çok güzel. Muğla'dır, Antalya'dır, Aydın'dır, İzmir'dir. Buralar ayrı bir güzel. Cennet vatanımın her tarafı ayrı güzel ama buralar inanın ki bir ayrı güzel. Şimdi ben sizler için gidebildiğim kadar ileri gideceğim. Siz de onu görmüş olursunuz inşallah. Çok sayıda yabancı turist var. O dikkatimi çekti. En büyük, en çok dikkatimi çeken İngilizlerin akın ettiği buraya. Tam da Türkiye İngiliz turistin geldiğini bilmiyordum. Her taraf İngiliz.
özellikle. Onun sebebi de İspanya, İngiltere kapılarını kapamış herhalde bu pandemiden dolayı. Ondan dolayı İspanya'ya gidecek olan İngilizler İspanya'ya da Türkiye'ye geliyorlar. Kıyıdan bayağı uzaktayız ama hala denizin üzerinde ayak basıyoruz. En sonunda adanın tepesine çıktık. Şu an bulunduğumuz yer çok güzel. Kalenin en üzerindeyim. Burası eski bir kale yığıntısı. Kız Kumu sahilinde, hani görüyorsunuz etrafımız zaten ada. Şu ada, küçük bir adacık burası. En tepesinde de eski bir gözlem kulesi gibi bir kalesi var. Yıkıntılar içerisinde ama güzel. Manzara inanılmaz derecede güzel. Şöyle ben aşağıya da göstereyim. Böyle çekim yaparken biraz yürümem lazım ama çok yürüme mesafesi bir şey yok. Görmenizi istiyorum. Ben dostlarıma şunu tavsiye ediyorum. Birazdan aşağıda hatta şöyle kıyıda gözüken kumsal var. İnanılmaz derecede güzel bir kamp yeri. Kesinlikle burada kamp yapmanızı tavsiye ediyoruz. Hatta birazdan kanoyla gidip kamp malzemelerimizi alıp burada kamp yapacağız. Geceyi burada geçirmeyi düşünüyoruz. Aşağıdaki kumsalda. Zaten ultra lüks yatlar var. Görüyorsunuz. Turkuaz rengi bir su. Karşısı insanlar yürüyor. O kızılın olduğu yer Kız Kumu. Karşıya kadar böyle denizin ortasında yürüyebiliyorsunuz. Zonyak bot geliyor yine yatlara. Çok güzel burası ya. Bu adayı sahiplendik. Her şeyden güzeli adada bir de güneş panelleri var. Priz de var. Şey yapmak için, buranın aydınlatmasını sağlayabilmek için. Büyük ihtimalle oradan kaçak elektrik çekebiliriz prizlerden. Kullanabiliriz. Gerçi ihtiyacımız olmaz. Power banklerimiz dolu da. Karavanda bütün her şeyimizi fullledik. Ama ihtiyaç halinde de buradaki elektriği de kullanabiliriz. Aşağıda gözüken kumsal kamp yapmak için çok uygun. Burası küçük bir adacık. Ama aşağıdaki kumsal çok güzel. Düz. Turkuaz rengi zaten su var. Yani kesinlikle ücretsiz kamp yapmak isteyen arkadaşlar biraz yüzerek bot ya da kano gibi bir şeyle bu adaya gelip burada kamp yapabilirler ve inanılmaz derecede eğlenirler. Yani kesinlikle tavsiye ediyorum. Burası küçük bir adacık. Yerleşim yok. Ama güneş panelleri var buradaki ışıklandırmayı yakabilmek için. Yani elektrik ihtiyacınızı da burada karşılayabilirsiniz. Güneş panellerinin etrafında çünkü prizler var. Şimdi ben yavaş yavaş artık kanoya doğru hareket ediyorum. Eşyaları buraya getirip burada geceyi konaklayacağız, geçireceğiz. Gerçi o konuda tam kararımızı vermedik. Kalsak mı kalmasak mı diye aşağı inene kadar vaktimiz var. Bol bol düşünürüz. Ama cidden güzel. Şimdi birazdan yüzeceğim. Biraz dinleneceğiz, mola vereceğiz. Ondan sonra kalıp kalmama konusunda karar vereceğiz. Bulut her salla. Bu kardeşim de ODTÜ'de öğrenci, inşaat mühendisi, bana işi geliyor. Beraber Marmaris'ten beri beraberiz. Yaklaşık 2 gündür, hatta 3 gündür orada kaldık. Toplam 5 gündür aşağı yukarı beraberiz. Kıymetli dostlarım, Kız Kumu'ndaki programımızın sonuna geldik. Burada çok güzel çekimler yaptık. Çok güzel de vakit geçirdik. Güzel insanlar tanıdık. Güzel anılar biriktirdik. Şimdi bugünkü programımızı buradan bitirip yeni maceralar için yollara çıkacağız. Güzel günlerde buluşmak, görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm. Rahmetullahi ve Berekatuhu.